Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fütuhat-ı Mekke 9. sefir 54. kısım. Asıl içinde vasıl. Malın karında sene şartı. Bir grup asıl mal nisap yani miktarına ulaşsa da ulaşmasa da onun senesinin kazanıldığı günden itibaren dikkate alınacağını söylemiştir. Ben de bu görüşteyim. Bir grup bilgine göre ise karın senesi ana malın senesidir. Yani ana mal seneyi tamamladığında onunla birlikte karın da zekatı verilir. Bu görüşte kar ile birlikte nisaba ulaşmışsa ana malın kardan önce nisaba ulaşmış olup olmaması birdir. Bu görüş sadece malik ve taraftarlarına aittir. Bir grup ise üzerinden bir sene geçen malın nisap miktarına ulaşıp ulaşmayışını ayırt ederek nisap miktarına sahipse karın zekatı ana malla birlikte verilir. Ulaşmamışsa verilmez demişlerdir. Vasıl, batını yorum. Ameller maldır. Amellerin kârı ise onlardan oluşan suretlerdir. Söz gelişi, namaz kılan veya zikir yapan kimsenin zikrinden ve namazından kıyamet gününe kadar o kişinin bağışlanması için dua eden bir melek yaratılır. Öyleyse amellerin giydikleri suretler onların kârlarıdır. Örneğin zekatı vermeyene, zekat miktarındaki malı bir ejderha olarak gelir ve kendisine bak bu senin hazinendir denilir. Ameller iki kısma ayrılır. Birincisi ruhsal amellerdir ki kalp amelleridir. İkincisi bedenin doğa amelleridir. Bunlar ise duyulur amellerden ibaret olan cisimlerin amelleridir. Duyulur bir amelde sene dikkate alınırken manevi amelde sene şartı dikkate alınmaz. Manevi amel zaman hükmünün dışındadır. Nisabın ise hem manada hem duyuda dikkate alınması gerekir. Daha önceki bölümde nisabın ki miktar demektir, batini yorumunda söz etmiştik. Zekatın bu kârı temizlemesi ise sahibine bundan dönen iyilik olarak kendini gösterir. Zekatı veren kişi yoksula, miskine, kimselere zekat verdikleri için Allah'ın kendilerine iyilikte bulunduğu kimselerinin özellikleriyle nitelenmesiyle bunu gösterir. Bu durum amellerden yaratılan meleklerle ilgili söylediği bir hadiste dile getirilmiştir. Bu melek kıyamet gününe kadar o kişi adına bağışlanma talebinde bulunur. Mekke'de uyurken rüyamda Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştüm. Kabe'yi göstererek şöyle diyordu. Ey bu evin sakinleri! Gece gündüz hangi vakitte olursa olsun bu evi tavaf edenleri gece veya gündüz diledikleri bir vakitte namaz kılmaktan engellemeyiniz. Çünkü Allah namaz kılan kişi için namazından bir melek yaratır. Bu melek kıyamet gününe kadar o kişi adına bağışlanma talebinde bulunur. Bu rivayetin bir kısmının doğruluk ölçütü Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilen şu hadistir. Ey Abdümenaf oğulları! Bu evi yani Kabe'yi tavaf edip gece veya gündüz dilediği bir vakitte namaz kılan birini engellemeyiniz. Hadisi Nesai es-Sünen'inde kaydetmiştir. En iyisini Allah bilir. Fasıl içinde vasıl. Kazançların yani fevaidin zekatında sene. Maldan kârın dışında kazanılan şeylere fevaid denilir. Bazı bilginler şöyle demiştir. Bütün bilginler, mal nisap miktarında az ise ve kârın dışındaki başka bir mal eklenip ikisinin toplamıyla nisap miktarı meydana gelmişse, nisap tamamlandığı günden itibaren bir sene beklenir. Bilginler, üzerinden bir sene geçmiş nisap miktarı malı bulunan birinin tekrar mal kazandığında ne olacağı hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginlere göre üzerinden sene geçtiği için nisap miktarına ulaşmış malın zekatı verilir. Kazanılmış mal zekat gerekli mala eklenmez. Ben de bu görüşteyim. Bazı bilginlere göre ise asıl mal nisap miktarındaysa bütün kazançlardan zekat verilir. Onlara göre kâr da böyledir. Vasıl, bölümün batini yorumu. İyi bir adet çıkartan kimse o adetin ve onu yapanların sevabını kazanır. Böyle bir insan kendi amelinden olmaksızın başkasının amelinden bir mal kazanmış sayılır. Kazanılan şey onun kârıdır ve o bir ameldir. Batini yorumda bunun hükmü zahirdeki hüküm gibidir. Nitekim aradaki görüş ayrılıkları ve görüş birliğine varılmış hususlarla birlikte mezheplerin bu konudaki düşüncelerini açıklamıştık. Önceki bölümlerdeki batini yorumlar ile bu bölümün batini yorumu birdir. Fasıl içinde vasıl.
Koyun yavrularının üzerinden sene geçmesinin batını yoruma. Bazı bilginler yavrunun senesi, anasının senesiyle birdir demiştir. Burada anaların nisap miktarına ulaşıp ulaşmayışı birdir. Bazı bilginler ise analar nisap miktarına ulaşmadıkça analardaki senenin yavruların senesi olmayacağını ileri sürmüştür. Vasıl, batını yorum. Zürriyetlerini onlara eklediğimiz gibi kendi amellerinden de bir şey eksiltmedik. Bu durum iman edip kendilerinden sonra gelen zürriyetlerinin de imanda kendilerine uyduğu insanlarla ilgilidir. Bu zürriyet gönüllü yapılan iyilikler gibidir. Analar yani atalar ise farz iyilikler gibidir. Farzlarla Allah'a yaklaşıldığı gibi aynı zamanda gönüllü ibadetlerle de yaklaşılır. Kuşkusuz nafile iyiliklerinin hakka yakınlığı sağladığını belirten rivayetler gelmiştir. Böylelikle şari nafile ibadetler için kendiliklerinde bir hüküm belirlemiştir. Hüküm bakımından yavruları ayrı ele almanın batın yorumu budur. Daha önce zikrettiğimiz görüşlere göre koyunların yavrularını hüküm bakımından analara katmanın batını yorumu şudur. Nafile iyilikler farz sayıldığı gibi hükümleri de farzlarla birdir. Zaten bu nedenle de farzlara katılmışlardı. Örneğin nafile bir namazı ki bu insana farz kılınmamış ve yapmadığında günahkar olmayacağı ibadettir. Ele alalım. İnsan nafile bir namaza veya hacca veya oruca başladığında o ibadetteki farzları yerine getirmek zorundadır. Buna göre rükû, secde, ayakta durmak nafile namazda da farz ve vaciptir. Namaz ancak bu unsurlarla geçerli olabilir. Bu nedenle kıyamette namazları eksik gelen kulla ilgili olan kutsi bir hadiste Allah şöyle buyurur. Kulumun farz namazının nafilesinden tamamlayınız. Böylelikle farz kılınmış namazın bir farz unsuru, nafile ibadetin farz unsurundan tamamlanır. Bütün ameller için bu durum geçerlidir. Öyleyse nafile iyiliklerde Allah'ın hakkı bu iyiliklerin içerdiği rükû, secde gibi farzlardır. Bu hak ise o ibadetlerin zekatıdır. Bu konudaki fazlalık ise sahibine döner. Bu nedenle hak, nafile ibadet yaparak kendisine yaklaşan kulun gözü ve kulağı olur. Fasıl içinde vasıl. Yürüyenlerde kazanç malın durumu. Daha önce benzer bir durumun batini yorumu kazanç bahsinde geçmişti. Onun yenilenmesi gereksizdir. Sadece dikkat çekmek için burada ona yer verdik. Fasıl içinde vasıl. Alacaklarda zekat gerektiğini düşünenlere göre borçlarda sene şartının batini yorumu. Bir grup şöyle demiştir. Borçludan borcunu aldığı günden itibaren bir yıl beklenir. Alacakta zekatın bulunduğunu düşünen bilginler görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre borç verildiği an dikkate alınır. Bu sürenin üzerinden bir yıl geçerse senelik zekatı verilir. Üzerinden birkaç yıl geçerse geçen her sene için bir zekat verilir. Bu görüş sahibi bilgin alacaklıyı mala elinde bulunan kimse saymıştır. Bazı bilginlere göre ise bilhassa tek bir yıl için zekat verir. Alacak borçluda birden fazla sene kaldığında ise bunun dışında bir zekat düşmez. Bu görüş sahibinin bir kanıtının olup olmadığını bilmiyorum. Vasıl, batini yorum. Bir hadiste belirtildiği gibi ölmüş kimse ve hacca gidemeyecek durumdaki bir kişi adına hac yapılabilir. Üzerinde Ramazan borcu var iken ölen bir insanın velisi de onun adına oruç tutabilir. Böylelikle bu fiil ölü için oruç tutacak veya hacca gidecek veli üzerinde Allah'ın bir hakkı haline gelir. Bu hak ise alacaktaki zekat miktarının gerçekleşmesi demektir ve böylelikle borçlunun yükümlülüğü ortadan kalkar. Nitekim borçlu kişi malın sahibi olmadığı için borcundan dolayı zekatla yükümlü değildir. Alacak borçluda bulunduğu sürece sahibinin zekat vermesi gerekmez diyen bilginler ise insan ancak yapabileceğinden sorumludur ayetini dikkate almıştır. Bu esnada ise kendisiyle iyilikler peşinde koşacağı bir mala sahip değildir. Aksine hayrı ve iyiliği kendisine verdiği malla borçluyu rahatlatmasıdır. Öyleyse yaptığı bu davranış onun adına zekat yerine geçmiştir ve tekrar zekat vermesini gereksiz kılmıştır. Allah'ın kullarını rahatlatmaktan daha büyük hangi iyilik olabilir ki? Bilginler, zekat vermenin amacının bir gediği kapamak olduğunu kabul etmişlerdir. Borç alan kişinin ihtiyacı olmasaydı o borcu almazdı. Kendisine borç veren ise onun gediğini kapatmış demektir. Borç vermek bu yönden zekata benzemiştir. Geri alınıncaya kadar alacağı zekat düşmeyeceğini, alındıktan sonra ise
bir sene beklemek gerektiğini ileri süren görüşünün batini yorumu budur. Daha önce de belirttiğimiz gibi borçların ayeti Allah'a güzel borç veriniz ve kim Allah'a güzel borç verirse ayetleridir. Borç gediği kapattığı için Yahudiler şöyle demiştir. Allah yoksuldur, biz zenginiz. Yani Allah fakir olduğu için bizden borç istemiştir. Halbuki bunu derken Hakk'ın borç istemede yaratıklarına kavuşmanın en ileri noktası şeklindeki muradından habersiz kalmışlardır. Nitekim sahih bir hadiste şöyle denilmiştir. Acıktın, beni doyurmadın. Kapı birdir. Farzdan bölümün başında daha önce söz etmiştik. Fasıl içinde vasıl. Kendilerine zekatı farz sayanlara göre malların üzerinden senenin geçmesi. Daha önce senenin batını yorumu zikredilmişti. Bana göre bu konuda bir nas bulunmadığı için onlara zekat düşmez. Adeta bu ilave bir hüküm gibidir. Kastedilen mürsel kıyastır. Sabit bir ilkeden çıkartılan hüküm değildir. Allah en iyisini bilir. Bazı bilginler mal ile birlikte kazancının bulunmasını da şart koşmuş. Bir kısmı nisabı dikkate almış, bir kısmı bunu geçerli saymamıştır. Bilginlerin çoğu şöyle demiştir. Yönetilen ile yönetilmeyenin hükmü birdir. Bir insan bir mal satın alıp üzerinden bir yıl geçerse onu sağlamlaştırır ve zekatını verir. Bir grup bilgin ise onun ürününün zekatı verilir demiştir ki ben de bu görüşteyim. Değerinin zekatı verilmez. Vasıl. Batını yorum. Aruz, insanın kendi niyeti olmaksızın yaptığı iyiliklerinden insana gelen şeylerdir. Ya da niyetin şart koşulmadığı fakat yapıldığında insanın sevap aldığı amellerden insana gelen şeylerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olan birine şöyle buyurur. Yaptığın iyilik nedeniyle Müslüman oldun. Yani daha önce yaptığın o davranışın sevabı da senindir. Bununla birlikte sen onu sabit bir şeriat emrettiği için yapmamıştın. Fakat o iyi huylardandı. Bu sayede gerçeğe tekabül etmiş ve bundan dolayı sahibi ödüllendirilmiştir. İnsana gelen bu amel de Allah'a ait bir hak ki bu hakkın nedeni verdiği bir nispettir. Bulunmasaydı onun övülmesi geçerli olmazdı. Bu hak insanın farkında olmadığı yönden o malın zekatıdır. Fasıl içinde vasıl. Seneden önce zekatın verilmesi. Bazı bilginler verilemeyeceği görüşündedir. Ben de zahiri hükümde bu görüşteyim. Batında ise böyle düşünmüyorum. Bazı bilginler ise bunu caiz görmüştür. Vasıl, batını yorum. Verilebileceğinin batını yorumu şudur. Kendi adınızı öne geçiriniz. Kendiniz için hangi iyiliği öne geçirirseniz onu Allah katında bulursunuz. Rabbinizden olan mağfirete koşunuz. Onlar iyiliklere koşarlar. Onlar bu iyilikler için yarışır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istenmeden tanıklığı yapıp istendikten sonra tanıklığı yapan kimsenin ödülünden daha büyük olduğunu belirttiği bir hadiste buna işaret etmiştir. Sene dolmadan zekatın verilemeyeceğinin batını yorumuna gelirsek hüküm sahibi vakittir. Dolayısıyla vaktin gerektirmediği bir şeyin yapılması uygun değildir. Burada ilahi isimlerin ilimlerinden kaynaklanan sırlar vardır. Acaba hükmü devam eden bir isim başka bir ismin hükümran olduğu vakitte hüküm sahibi olabilir mi? Bir vakitte iki isim ortak olabilir mi? Böyleyse isimlerden her birinin kendi vaktinde bir hükmü olur. Acaba isim üzerinde hüküm sahibi olan vaktin hükmü müdür? Bu sayede vakit istidadıyla ismi hükme konu olan şey yapabilir mi? Bir hüküm ancak kendi vaktinde mi meydana gelir? Böyle bilgiler konuyla ilgilidir. Bunu biliniz. Zekatın batını yorumuyla ilgili bu kadar açıklama yeterlidir. Hamdü sena Allah'a aittir. 54. kısım sona erdi. Onu 55. kısım takip edecektir.